Bu gece 12'de Kireçburnu sahilde. Eren. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Eren Kahraman burada mı ikamet ediyor? Evet. Bir sıkıntı mı var? Çağırın gelsin. Konuyu anlasaydık önce, yani bir şey mi olmuş, bir olaya mı karışmış? Önce onu söyleyin de. Hakkında şikayet var. Şikayetçi kim? Hanımefendi. Yer yaralı yerin içine girdi ya. Hayır hayır, şikayet değil benimki. Sadece konuşmak istiyorum. Yani belki bir şey biliyordur diye. Anne ne oluyor? Gel bakalım delikanlı. Benim alakam yok o olayla. Ne olayı oğlum? Gene nerelerde geziyorsun, bana hiçbir şey anlatmıyorsun. Bu cüzdan senin mi? Evet benim. Eczanede düşürmüşsün. Aha. Sonra alırsın cüzdanı, bizimle geliyorsun. Anne! Anne ben çıkıyorum. Bir pastanede çay içerken arka masadaki konuşmaları duydum. Şahısların hiçbirini tanımıyorum. Görsem de hiçbirini tanımam. Açık adres belirterek hırsızlık yapacaklarını söylediklerini duydum. Tek başına gidip Çengelköy'deki eczaneyi buldum. Eczacı Çiğdem Demirsoy'a bu akşam dikkatli olun dedim. Başka bir şey söylemedim. Amacım onu uyarmaktı. Bu şahıslarla hiçbir bağlantım yoktur. Yedim ya bunu. Aferin bana. Evet. Bu ifadene eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yok. Hepsi bu kadar. Peki tamam. Adını soyadını yazıp imzanı atar mısın? Sakın bir de yalan söyleme Gizem. Asla, ben asla. Gizem! Sana tamam söyleyeyim. Eren'le buluştuğunuzu biliyorum zaten. Nereden biliyorsun? Nereden mi biliyorum? Buradan biliyorum, okudum da düşürmüşsün. Parka mı geldin? Evet. Ama sizi bulamadım tabii geç gelince. Ben sana söyleyecektim Seda. Siz başka bir yerden falan mı tanışıyorsunuz benim bilmediğim okul dışından falan?
Hayır, biz bak bugün tanıştık, tamam mı? Hı. Ve ikimizin çok yakın arkadaş olduğunu öğrenince benimle bir şey konuşmak istedi. Haha, gecenin bir yarısı. Evet, ben de anlamadım zaten. Hı. Hani ne konuşacağını da bilemedim. O yüzden sana bir şey söylemek istemedim, çekindim yani. Neymiş peki? Birinden hoşlanıyormuş. Öyle mi? Ha. Kimmiş peki? Saksıyı çalıştırsana biraz kızım. Senden hoşlanıyormuş. Nasıl yani? Benden. Kızım ciddi misin? Atıyorsun ya. Ya bak isim vermedi, tamam mı? Hı? Birinden hoşlandığını söyledi. O kişiyi de üzmek istemiyormuş çünkü ilişkileri uzun sürmüyormuş bunun. Hı? İşte bir şey yapamıyormuş o yüzden. Bir de şey dedi. Senin aklında birisi olduğundan şüpheleniyormuş. O yüzden bana sordu, ne yapayım dedi. E sen ne dedin? Git konuş dedim. Ne diyeceğim? Gizmo ya, bir tanesin, bir tanesin sen ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Söyleme benimle konuştuğunu. Ay kızım saçmalama, tabii ki de söylemeyeceğim, deli misin? Ama sen gel bana detayları anlat. Gel şuraya. Ne dedi başka?